yaşattıkları için kıymetli hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz gün itibariyle çalışmalarımıza başladık. Titizlikle belediye hizmetlerini inceleyip birimleri ve personellerimizi yakından tanımaya çalıştık. Tabiri caizse inceleyip sık dokunduk. Şunu en başta açıkça belirtmeliyim ki 4 Nisan itibariyle devraldığımız Çankırı Belediye Başkanlığı'nın toplam borcu resmi olarak 62 milyon 104 bin TL'dir. Şubat 2019'da belediye personelinin maaşını ödemek için 36 ay vadeyle bankadan 4 milyon kredi çekildiğini de burada özellikle ifade etmek isterim. Ayrıca belediyemizin eski döneme ait yeni faturalandırılan borcu da 3 milyon TL'nin üzerindedir. Bunun yanında TCDD Parkı için geçmiş dönemde imzalanan protokol ile yapılacak çalışmalar için belediye kasasından yaklaşık 17 milyon TL para çıkacaktır. Çankırı Belediyesi'nde mali tablo ile ilgili durum çok iç açıcı değilken, belediyeye ait mülklerin birçoğunu satıldığında hepimizin malumudur. Belediyeyi devraldığımız gün çalışan personel sayımız 142'si memur olmak üzere toplam 1150'dir. Ortak akıl ve ortak karar diyerek çıktığımız bu yolda şehrimizi gerçek sahipleri yani vatandaşlarımız ile birlikte yöneteceğimizi söylemiştik. Bu anlamda göreve gelir gelmez Hilal Masa birimini daha aktif hale getirdik. Buradan halkımızın sesine kulak veriyor, halkımızdan gelen şikayetleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Biz dünyada eşi benzeri görülmemiş projelerin peşinde değiliz. Amacımız üretken belediyecilik vizyonuyla Çankırı'yı yaşanabilir ve ekonomik bir kent haline getirmektir. Şehrimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmek istediğimiz projelerimizin kaynak incelemelerine devam ediyoruz. Yıllardır çözülmemiş ve ertelenmiş problemlerin çözümüne ulaşmak noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle birçok sorunu kısa sürede çözmeye kavuşturacak ve bunu sizler aracılığıyla da kamuoyuna duyuracağız. Tasarruf tedbirleri olmazsa olmazımızdır. Tasarruf tedbirleri kapsamında birim müdürlüklerimizde kullanılmak üzere kiralanan araçların ihalelerini iptal ettik. Araçların teslimini gerçekleştirdik. Ayrıca makam araçlarını da oluşturduğumuz havuz sistemine devrettik. Bu sayede 2 aylık süreçte sağladığımız aynı döneme göre %7 tasarruf akar ettik. Çankırı Belediyesi'nin bazı dernek ve kuruluşların aylık kira bedellerini karşıladığını tespit ettik. Bu ödemeleri de tamamen iptal ettik. Biz kimseyi hor görmeden, ayrıştırmadan Beytülmala şehrin emin olacağız. Seçildiğimiz gün parti rozetimizi çıkartarak Çankırı'nın başkanı olacağımızı söylemiştik. Bu anlamda hiçbir siyasi parti mensubu, partiyi mensup olmaktan şeref duyduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayıp etmeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz siyasi düşüncelere değil, ehliyet ve liyakata önem veriyoruz. Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde yüzlerce personelle hizmet veren ve aylık kira bedelleri 40 bin 70 bin TL'ye yaklaşan bazı hanımlar lokallerinde kapattı. Gelişigüzel düzenlenmiş ve kontrolü zorlaşmış bu hizmetleri kendi binalarımızda daha tasarruflu ve daha kaliteli bir şekilde üretken belediyecilik vizyonumuzla yeniden oluşturacağız. Kurum hatlarında da yeni bir düzenleme yaparak bazı personellerimizde bulunan kurum hatlarını iptal ettik. Görevi devraldığımız günden bu yana Çankırı Belediyesi'nde uyguladığımız tasarruf tedbirleri sayesinde belediye bütçemize sağladığımız kar oranı yıllık olarak yaklaşık 19 milyon. Biz Çankırı Belediyesi'nde yapılan tüm işleri kendi evimizin işleri gibi kabul ediyor ve çözümüne de yine o pencereden bakıyoruz. İçme suyunda %57'lere varan kayıp kaçaklar içinde çeşitli önlemler aldık. Bu anlamda içme suyundaki kayıpların belirlenmesi için öncelikle belediye tesisleri, park ve bahçeler ile ilimizdeki ibadethanelere su sayaçları taktık. Şunun özellikle altını çizmek isterim ki, bu
Buradaki amacımız kayıp ve kaçakların önüne geçip tüketim miktarlarını tespit etmektir. Halkımızda kasıtlı olarak çıkartılan camilerden su parası alınacak şeklinde dedikoduların yersiz ve asılsızdır. Belediyemizde gereksiz harcamaların önüne geçilmesini ve kaynakların rasyonel şekilde kullanılmasını sağlamak için aldığımız kararla tüm satın almaları başkanlık makamının onayına bağladık. Birim müdürlüklerimize bütçelerini ve insan gücü kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen göstermeler için çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Şundan tüm vatandaşlarımız emin olmalıdır ki bundan sonra Çankırı Belediyesi'nde zaman kullanımı, iş gücü ve maddi savuranlık önlenecek ve tasarruf tedbirleri hiçbir zaman göz ardı edilmeyecektir. Göreve geldiğimiz günden beri birimlerimizdeki tüm envanter kayıtlarını aldık. Bu kayıtları oluşturacağımız sistemlere kayıt edip daha hızlı ve ulaşılabilir yapı kuracağız. Ayrıca oluşturacağımız kalite yönetim sistemiyle birlikte varlıklarımızı en verimli şekilde kullanmaya gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ifade etmek istediğim bir başka husus da biz belediyenin borçlarının arkasına sığınıp söz verdiğimiz projeleri unutacak değiliz. Planladığımız projeleri kurduğumuz ekip ile en hızlı şekilde birer birer gerçekleştireceğiz. Öncelik sırasına göre bazı projelerin başladığını ve yıl içerisinde tamamlanacağını da belirtmek isterim. Elbette bu hedeflerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızla da iletişim halinde olacağız. Bu şekilde Çankırı'daki bilgi kirliliğini de önlemek istiyoruz. Şehrimiz için atacağımız her adımdan vatandaşlarımızın mutlaka haberi olacaktır. Çankırı Belediyesi olarak hesabı verilemeyecek hiçbir işin altına imza atmayacağız. Bizim en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımız aynı zamanda en büyük denetleyicimiz olacaktır. Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğunu biliyor ve bu şuurla hareket ediyoruz. Bize inanan ve güvenen hemşerilerimizin bu duygularına layık olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız ve kararlıyız. Hepinize teşekkür ederim. Buyurun.